Herkese selamlar. Beşiktaş haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Ve Salih imzayı attı demiş. Fanatik gazetesi böyle ifade etmiş. Alanya Spor'da sözleşmesi sona eren Salih Uçan dün resmen Beşiktaş'ta oldu. Sağlık kontrollerinden geçirilen 27 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 2 artı 1 yıllık sözleşme yapıldı. Son hedef Luke de Jong. Karakartal golcü transferinde listesini geniş, genişletti. Yönetim La Liga ekibi Sevilla'nın Hollandalı forveti Luke de Jong'u hedefleri arasına aldı. Yönetim 30 yaşındaki futbolcu için İspanyol kulübüne kiralama önerisinde bulunacak. Gezal %100 Beşiktaş'ta kalacak. Fanatik gazetesinde Raşit Gezal'ın babasının değerlendirmesi bu onun geleceğiyle ilgili net olarak konuştu. Bakın %99 gibi değil yani arada böyle %1'lik bir ihtimal dahi bırakmadan %100 şeklinde oran vermiş. Galatasaray'ın teklifini kabul etmediklerine ilişkinde yine Fanatik gazetesinde ayrı bir başlık var. Oyuncularla arasının çok iyi olduğu da yine ayrı bir başlıkla ifade edilmiş. Wesley'i ister misiniz? Karakartal'a İngiltere'den flash bir öneri geldi. Aston Villa menajerler aracılığıyla Brezilyalı forveti Beşiktaş'a teklif etti. Transferin 6 milyon avroya bitebileceğinin altı çizildi. Kartal saha yeniyor. Şampiyon yeni sezon hazırlıklarına bugün yapacağı idmanla başlayacak. Kartal ikinci etap kampı içinse İspanya'da olacak. Rusya olmazsa Svensson. Hürriyet gazetesindeki başlık böyle. İsmail Er imzalı haberde Beşiktaş'ta Fransız Sabek için alternatif isimler aranıyor. Siyah beyaz yönetim geçen sezon kiralık olarak oynayan Rusya ile devam edememe ihtimaline karşı Aze ile sözleşmesi sona eren 28 yaşındaki Norveçli Sabek Jonas Svensson'a teklifte bulundu. Gezdal'da rakip Aslan sabah gazetesinin spor sayfasındaki başlıksa böyle Beşiktaş'ta geçen sezon şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Gezdal'ı tekrar kadrosuna katmak için bir hamle daha yapmaya hazırlanırken Sarı Kırmızılar oyuncunun menajeriyle Görüşme gerçekleştirdi ama biraz önce Fanatik Gazetesi'nden aktardık. Babasının açıklamaları Fanatik Gazetesi'ne %100 Beşiktaş'ta teklifi reddettikleri, Galatasaray teklifini reddettikleri ifade ediliyor. Az sonra Galatasaray'daki transfer durumuna da bakacağız. TRT Spor ekranlarındaki Beşiktaş gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Raşit Gezalın babası açıkladı. Galatasaray'dan teklif aldık ancak Beşiktaş'ta devam edeceğiz. Beşiktaş ile geçen son Süper Lig'e damga vuran Raşit Gezal'ın babası Muhammed Gezal, oğlunun ile ilgili olarak fanatiğe özel açıklamalarda bulundu. Galatasaray teklifini doğrulayan Muhammed Gezal, oğlunun %100 Beşiktaş'ta kalacağını duyurdu. Geçen son İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester'den kiralan Raşit Gezal, 8 gol ve 18 asistlik performansıyla Karakartal'a çifte şampiyonluğu getiren ana etkenlerden biri olmuştu. Yönetimi yeni sezonda da yola devam etmek için yoğun girişimde bulunduğu Cezayirli kanat oyuncusunun babası Muhammed Gezal son gelişmelerle ilgili olarak fanatiğe özel açıklamalarda bulundu. Cezayir'de bulunan baba Gezal FaceTime üzerinden fanatiğin sorularını yanıtladı. Gezal'ın Beşiktaş taraftarını ve Sergen Yalçın'ı çok sevdiğini söyleyen Muhammed Gezal. Oğlum Beşiktaş'ta çok mutlu. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecekler. Gezal, Gezal %100 kariyerine Beşiktaş'ta devam edecek. Kısa süre için transferin noktalanmasını bekliyoruz dedi. Oğlunun kara kartal devam etmeye odaklı olduğunu söyleyen baba Gezal. Bütün oyuncularla arası çok iyi. İstanbul'da ve Beşiktaş'ta oynamak ona çok yaradı. Bu saatten sonra başka takıma gitmesi çok zor ifadelerini kullandı. Beşiktaş'ta Domogoy Vida için karar verildi. İlk etap çalışmalarını İstanbul'da gerçekleştirecek siyah beyazlar maçlarını ağırlıkla olduğu ikinci kamp programı için İspanya'ya gitmeyi düşünüyor. Beşiktaş şu ana kadar tek transfer yaptı. Sezon bitiminde 36 gün sonra teknik direktör Sergen Yalçın'la yeniden anlaşan Siyah Beyazlar, Aytemiz Alayen Spor'la sözleşmesi biten Salih Uçan da 3 yıllığına renklerine bağlamıştı. Salih dışında transferi bulunmayan Siyah Beyazlar, öncelikli olarak biri üst düzey 2 santrafor, bir stoper, kanat futbolcusu ve bir de orta sağlayacak. Beşiktaş'ın bir diğer önceliği de geçen son mükemmel bir performans gösteren Rozier ve Gezal'da tekrar takıma kazandırmak. Siyah beyazların teknik direktörü Sergen Yalçın yeni sezon planlamasına Lens ve Douglas kesin olarak düşünmezken Tyler Boyd da vetoyu yiyen yani 3. isim oldu. Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş takımda yüksek maaş alan oyunculara gelecek teklifleri de açık durumda. Sözleşmesinin son senesinde olan Vida'ya daha düşük ücretten 3 yıllık yeni kontrat yapmak isteyen yönetim Hırvat futbolcunun bu teklifi kabul etmemesi halinde satış için teklifleri değerlendirmeye alacak. Ayrıca Sergen Yalçın'ın mutlaka on numara istemesinden dolayı gözden tamamen düşen Layiç'in içinde satılması büyük bir önem taşıyor ve Beşiktaş lay için tüm teklifleri açık. Beşiktaş'tan forvet bombası İngiliz ekibi Aston Villa Wesley'i önerdi. İki forvet transferi yapacak olan ve pek çok isimle görüşmelerde bulunmasına rağmen halen imza aşamasına getiremeyen Beşiktaş'a İngiltere'den flash bir teklif geldi. Foto maçta yer alan habere göre Premier Lig takımlarından Aston Villa menajerler aracılığıyla siyah beyazlı kulübe forvet Wesley önerdi. 2024'e kadar sözleşmesi bulunan ve kadroda düşünülmeyen 24 yaşındaki futbolcu 6 milyon euro gibi bir rakama transferine bitebileceği iletildi. Beşiktaş yönetimini Wesley önerisine henüz bir cevap vermediği konusunun teknik direktör Sergen Yalçın ile görüşüldükten sonra netleşeceği kaydedildi. 2019-20 sezonunda Brugge'den 25 milyon euroya transfer edilen 1.91 boyundaki Santrafor'un şu anki piyasa değeri 13 milyon euro civarında. Aston Villa'nın Beşiktaş'a 6 milyon euro önermesinin nedeni olarak oyuncunun geçen son yaşadığı sakatlığın etkili olduğu bildirildi. Wesley 2 Ocak'ta dizinde önemli bir sakatlık yaşadı. 112 gün sahalardan uzak kalan sambacı golcü bu periyotta 17 mücadelede forma giyemedi. Brezilyalı forvetin olası transferinde en büyük handikap bu sakatlık sorunu. Beşiktaş transfer listesini belirledi. Max Mayer, Elekoyim, Mangala, Jomario. Gelecek son transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş 3 kulvarda mücadele edecek bir takım kurmak için kolları sıvadı. İşte Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan isimler. Valentin Roze Rozier hakkında gelişmeler şu şekilde. Beşiktaş Roze için Sporting Lisbon'a toplam 4 milyon euroluk bir paket teklif etti. Lisbon'un istediği rakam ise 6 milyon euro dedi. Max Mayer. Gelecek sezon yaratıcı bir hücum hattına sahip olmak isteyen Beşiktaş'ın Alman futbolcu Max Mayer için harekete geçtiği ve resmi teklifte bulunduğu öğrenildi. Kartal bonservisi elinde olan Max Mayer'e 2 yıllık sözleşme teklif etti. Robert Skow Almanya Bundesliga ekibi Hoffenheim'de forma giyen Robert Skow menajer aracılığıyla siyah beyazlara teklif edildiği öğrenildi. Geçen son 30 maça çıkan ve 2 gol atan Danimarkalı kanat futbolcusu takımdan ayrılma kararı aldığı belirtiliyor. Elekuin Mangala Montero ile yollarını ayıran ve savunmaya kaliteli bir isim transfer etmek isteyen Beşiktaş, La Liga ekibi Valencia ile sözleşmesi biten 30 yaşındaki yıldız futbolcu El Mangala'yı gündemine aldı. Jo Mario Beşiktaş'ın bir süredir gündeminde yer alan Jo Mario'da son dakika gelişmesi yaşandı. Spartak Moskova Jo Mario için en ciddi teklifi iletti. Benfica'nın da istediği Jo Mario transferine Sporting Lisbon ve Inter arasındaki temaslar durdu. Diego Costa 32 yaşındaki futbolcuya bonuslar dahil 2.9 milyon Euro'dan 2 yıllık kontrat teklif edildi. Ailesi Portekiz'e gitmek istediği için futbolcu Benfica'dan gelen teklifte değerlendirmek istiyor. Beşiktaş'ta K'lerin belirsizliği devam ediyor. Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta Lerem belirsizliği hala devam ediyor. Ülkesi adına forma giyecek Kanada'nın dönüşü Ağustos ayını bulabilir. Geçtiğim sezonun en önemli isimlerinden biri olarak öne çıkan Keiler'ın takıma katılması Ağustos ayını bulacak gibi. Kanada Milli Takımı ile Gold Cup'ta mücadele edecek olan yıldız futbolcu ülkesinde final oynaması durumunda ancak 1 Ağustos'tan sonra takıma katılabilecek.